Bunun mesajını verin. Şimdi milliyetimdeki skandala gelelim. Evet. Arkadaşlar o fotoğrafı hazırlayalım. Sosyal bilgiler kitabının ünitede veriyorum. 6. ünitesi. Ünitenin adı da sosyal bilgiler kitabı 148. sayfa. Ünite başlığı demokrasi serüveni. Arkadaşlar şimdi fotoğrafı verecek. Günlerdir zaten bu kitapları eleştiriyoruz. Kriptolar mı bu kitaplara bu bilgileri yerleştiriyor diyoruz. Şimdi tam ekrana verin arkadaşlar. Tamam, üniteye geçelim. Diğer fotoğrafı verelim. Bakın o fotoğrafta ne yazıyor. Şimdi daha doğrusu kitabın bir sayfası. Burada ne diyor? Çan, hazan, ezan sesi. Yani dinler arası çan, hazan, ezan sesi buluştu. Medeniyetler İttifakı denilen dinler arası diyalog propagandası yapılıyor. Dinler arası diyalog nedir? 1998 yılında Fethullah Gülen'in bir önceki, bundan önceki Papa'nın, Papa 2. Jean Paul'un elini öpmesiyle başlattığı Vatikan projesi. Taşeronu da Fethullah Gülen. Dinler arası diyalog nedir? Tamamen İslam'ı yozlaştırmak, tahrip ve tahrip etmek, Türk ulusunu Müslüman Türk'ü dönüştürme projesidir. Fethullah Gülen'le mücadele ediyoruz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz. 15 Temmuz işgal girişimine karşı koyduk diyoruz. 250 şehit veriyoruz. 2000 yaralımız var ama hala minik beyinlere dinler arası diyalog propagandasıyla beyinlerini yıkıyoruz. Çan ve ezan sesi yan yana gelemez. Çan ve ezan sesi yan yana gelecekse Yüce Allah son kitabı neden gönderdi? Son peygamberi neden gönderdi? Bu bir kripto faaliyet midir? Yoksa gerçekten bir devlet projesi midir? Bir daha verin arkadaşlar orayı. Alttaki sorular da çok ilginç. Bakın bu sayfa dün dağıtılan sosyal bilgiler kitabından. Ünite adı da veriyorum. Bakabilirler. Demokrasi serüveni 148. sayfa. Çan, hazan, ezan sesi buluştu. Hani biz FETÖ'yle mücadele ediyorduk? Hani 15 Temmuz'da bu felsefeyi yerle bir etmiştik? Dinler arası diyalog projesinin sahibi Vatikan. Amacı ne? Asya'yı Hristiyanlaştırmak. Müslüman Türk toplumunu Çanakkale'de imanını geçemediği Müslüman Türk toplumunu dönüştürmek. Tek tip din, yani kendilerinin dini. Tek tip giyim, yani herkes kendileri gibi giyecek. Ama sosyal bilimler kitabında hala dinler arası diyalog propagandası var. Bir ayı işareti vardı, affedersiniz, ayının yapmış olduğu, insana yapmış olduğu bir argo işaret vardı. Hadi o sızdı. İngilizce kitabındaki FETÖ propagandası, hadi o da sızdı. Peki bu nasıl sızdı? Bunun başındaki insanlar kör mü? Körleri mi verdiler buraya? Yoksa gerçekten bunlarda problem mi var? İşinizi mi yapamıyorsunuz? Yoksa hayır, bu gayet normal bir şey midir deyip kitaba mı gömüyorsunuz? Soru da diyor ki, verin bir daha o sayfayı. Altında da ilginç sorular var. Bu soruları bana sorun. Eğer ille de çocuklara sormak istiyorsanız, bunu çocuklar bilmez. Hatay'da niye buluşmuşlardır diyor. Zaman gazetesinin 1993 yılındaki manşetine bakın. O gün hangi manşet atılmışsa bugün de bunun için buluşmuşlardır. Müslüman kadınla papaz erkeği evlendirip Mardin Kasimiye'de sözde bir sırat oluşturup papazla imamları sırattan geçirip bütün insanlık cennete gidecektir. La ilahe illallah demeniz yeterli, Muhammedur Resulullah demeseniz de olur diyenlerdir. Yani İslam'ı protestanlaştıranlardır. Buradan haykırıyorum. Bu sayfa nedir? 15 Temmuz'u niye verdik? 15 Temmuz niye oldu? Mehmetçik neden şehit oluyor? Bu İslam için, bu din için değil mi? Bu vatan için değil mi? Çan, hazan, ezan sesi yan yana gelirse ve ezan sesiyle çan sesi aynı anda duyulmaya başlarsa İslam'ın üzerine, dininin üzerine, Müslüman'ın üzerine bir bardak soğuk su iç. Hala dinler arası diyalog propagandası yapılıyor. Bizler FETÖ'nün felsefesiyle mi mücadele ediyoruz yoksa FETÖ'nün içerisindeki bir takım kişiler mi? Sorunumuz FETÖ'nün zihniyetiyle mi yoksa FETÖ'deki bir takım kişilerle mi?
Hani FETÖ-CIA projesiydi? Hani Vatikan projesiydi? Niye FETÖ'nün felsefesi hala benim kardeşimin, benim evladımın ilkokul sırasında karşısına konulacak? 2001 yılındaki, 2003 yılındaki, 2005 yılındaki denemelerde sormadılar mı? Son peygamber kimdir? FETÖ'cüler yapmadı mı? Hazreti İbrahim şıkkı vardı. Tekzip geldi mi, gelmedi? Din, kültür, ahlak bilgisi kitaplarında sık sık bu işlenmedi mi? FETÖ'yü temizledik diyoruz ama hala FETÖ'nün felsefesi var. Ayıptır, yazıktır ya. Sonra bunları söyleyince niye düşmanca bir tavır? Hayır, ben dinimin yanındayım. Kimsenin siyaseti beni ilgilendirmiyor. Kimsenin çıkarı da beni ilgilendirmiyor. Çanla ezan sesi yan yana gelemez. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Her ikisini derim, kelime-i tevhide bölemezsiniz. Çanla ezan sesini yan yana getirenler, kelime-i tevhidi yarın söyleyenlerdir. Hazreti Muhammed'i yok sayanlardır. Geylik bir küresel projedir. Kendinden olmayan nesilleri tüketmek içindir. Hani bugün bu LGBT'liler vesaire var ya, Birleşmiş Milletler ve diğer Avrupa Birliği bazı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenirler. Dinler arası diyalog. Tek tip din, proje. Tanrı'nın krallığı derler onlar. Tırnak içerisinde. Bin yıllık bir barış gelecek derler. Neyle? İslam'ı yok edecekler. Yerine bu ılımlı İslam adı altındaki protestanlaştırılmış İslam'ı getirecekler. Ama ben ümit ediyorum ki yine bazı kriptolar bunu sızdırdı. En azından böyle düşünmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar Tuna Bey. Evet. Bilmiyorum siz. Yani sen diyorsun ya kriptolar sızdırdı. Ben ya, öyle ümit ediyorum. Ya bitmedi mi bu kriptolar kardeşim lan? Ya milli eğitimdeki olup bitene bak ya. Ben ne dedim sana, milli eğitim ya. Hayır, sonra bunları verince Talim Terbiye Kurulu bitmiş başkanı öyle ya, diyor, böyle diyor, telefon ya, açıyor. Milli buyur konuş. Ya bu çocuklara. Hayır yazık. Buyur konuş. Allah'ı yazık, billahi yazık. Bunu nasıl açıklayacaksan konuş. Ay ay, yazık bu çocuklara. Yani şu hale bak ya, hale bak. Bir tane şeyde, bir karikatürde bir müstehcen bir şey, son derece iğrenç. Ders kitaplarındaki karikatürlere konuluyor. Hayır, ben bunda iyi niyet arayamam. FETÖ vari bilmem algı şeyleri pompalayan karikatürler ders müfredatlarında var, kitaplarında. Şu hale bak. FETÖ'nün dediğin şimdi misyonunu, zihniyetini birebir efendime söyleyeyim anlatan, empoze eden bir toplum mühendisliği, bir laboratuvar mühendisliği. O zaman kilisede haşa namaz kılın. Çünkü bizim gençlere, çocuklara anlatılıyor. Hayır, bu ülkede 15 Temmuz darbe girişimi oldu mu? İşgal girişimi. Anlasın. TEOK'u kaldıralım mı? TEOK'u kaldırmayalım mı? MEOK'u mu hayır, koyalım? Hayır, bakın. MEOK'u mu koyalım? Bakın. Birazdan reklama İçim gideceğiz. Sorum ya. Şu. Bu sosyal bilimler kitabına neden 15 Temmuz şehitleri ve 15 Temmuz girmedi de dinler arası diyalog propagandası girdi? Bunun mebden biri bana açıklayabilir mi? 15 Temmuz'da girmişti bildiğim kadarıyla. İlk öğretimdeki müfredatta mı vardı 15 Temmuz'u anlatan? Hayır, sosyal bilimler kitabında 15 Temmuz'un anlatıldığı bir konu var mı? Şimdi sosyal bilimlerde anlatılması lazım zaten. Ama o müfredata girdi diye biliyordum ben. Tamam ama kitaplarda var mı? Ben bu bilmiyorum. Ya ayrı bir olarak ünite adı altında. Bence yok, ben baktım. Ha, yanılıyorsam özür dilerim. Kitabın, hayır bir dakika, olması da olması demek bunu şey yapamaz, örtemez. Hayır hayır, şu soruyu soruyorum. Bu başka bir skandal mı? Hayır, eğer bu varsa, hani bu, biz buna kripto diyoruz ya. Eğer 15 Temmuz sosyal bilimler kitabında olsaydı ben bunun kripto olduğuna inanacaktım. Ama sosyal bilimler kitabının içerisinde 15 Temmuz hadisesi ayrı bir başlık altında ve ünit altında toplanmamışsa ben bunda iyi niyet arayamam. Evet, burada bir iyi niyet zaten yok. Reklam dediler. Çok özür diliyorum yönetmenimden. Diğer fotoğrafları da verin. Sadece bir dakika. Bir de bu Atatürk bitti falanlar diyenler var ya. O sayfaları da verin arkadaşlar. Bakın aynı kitaptan. Mustafa Kemal'in fotoğrafları verin arkadaşlar. Şimdi gelecek arkadaşlar, hazırlıyor. Her yerde Mustafa Kemal'in ismi var. Bu kitaplarda baktım. Dolayısıyla yapmış olduğunuz propaganda doğru değil. Ha vardır, olması doğru mudur vesaire, şudur budur, o ayrı bir tartışma konusu. Yani hani bu Ayşe Armanlar, Hürriyetler, Cumhuriyetler falan aktarıyor ya. Bakın Atatürk diyor ki başlığı var. Tam ekrana verin arkadaşlar.
Burada her şeyi anlatılıyor. Aynı kitapta, aynı kitapta. İşte kadınlarımızın her millette olduğu gibi bizim milletimizin içinde ne kadar yüksek önemi olduğu vesaire. Atatürk'ün düşünceleri, Mustafa Kemal'in düşünceleri anlatılıyor. Farklı sayfalarda da yine her yerde Atatürk diyor ki diye başlıklar var, fotoğrafları var. Dolayısıyla onların yapmış olduğu propaganda doğru değil. Hani, Mustafa Kemal müfredattan atılmış vesaire. Hani şöyle manşetler atıyorlardı, söküp farklı, atamazsınız. Tam net göremiyorum. Bu da o propaganda doğru. Hani söküp atamazsınız. Yüreğimizden söküp atamazsınız, beynimizden söküp atamazsınız, başaramayacaksınız diye manşetler atmıyorlar mıydı bunlar? Bir takım açıklamalar yapmıyor muydu? Ne alakası var işte müfredatta? Hepsi var. Bütün sayfalarda var. Evet, burada da hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır diyor. Vecizeleri de var. Evet. Açıklamaları var, fotoğrafları var. Yani, nerede? Bu nasıl bir proba? Ya bak burayı bırakın bu şeyleri, üçkağıtçılıkları. Bırakın bu fitne yaymayı. Tamam mı? Bunlar siz ancak inanmak isteyene yutturursunuz. Onu bırakın. Bak medeniyetler ittifakı. Dinler ittifakı sosyal bilimler müfredatında girmiş sosyal bilimler kitabında yer alıyor. Siz buralara odaklanın. Evet. Buralara. Bu arada bir son dakika. Buralara. Arkadaşlarım uyarıyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın bir açıklaması evet. var. Bu sene TEOG sınavı olmayacak demiş. Ne koyacaklar yerine? Ne koyacaklarmış yerine? Hayır, bundan önce SBS vardı. SBS'den önce OKS vardı. İsmi değişir. Ne olacak? TEOG olmayacak, ne olacak peki? Bunlar çok basit şeyler. Eğitimin top ya ekürü, sen istediğin kadar TEOG'u götür, BEOG'u getir. BEOG'u götür, TAOG'u getir. Ne oluyor ki? Yani zaten 10 yılda 6 tane sistem, 7 tane sınav yapmışsın. Reklama geçmişsin. Gidelim. Ya sen şunlarla ilgilen, şunlarla. Sayın Milli Eğitim Bakanı, bir tane ders kitabının içerisinde FETÖ'nün, ders kitabı, Milli Eğitim Sosyal Bilimler kitabının içerisinde FETÖ'nün manifestosunun ne işi var ya orada? Siz... Ne işi var FETÖ manifestosu orada? Sayın Bakan, siz bunları bir önce, bunlara bir şey yapın, ilgilenin bunlarla yani. Ne işi var? Sizin bürokratlarınız ne iş yapıyor orada atadığınız bürokratlar? Kim bunları sokuyor buraya? Hangi akıl, hangi izan, hangi akademik verilerle yapıyorsunuz bunları ya? Talim Terbiye Kurulu herhalde başlık. Allah! Diyalog projesini bilmiyor.